Bizleri izleyen saygıdeğer konuklarımız. ODTÜ okulları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimizi ve saygımızı bir kez daha göstermek adına huzurlarınızdayız. Atamızı ölümünün 82. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. O iyi bir asker, iyi bir devlet adamı, iyi bir lider, çağdaş bir düşünür, iyi bir vatansever, cesur bir yenilikçi, çağ damgasını vurmuş bir insan, kısaca Atatürk. Onu tanımlamak zor ama onun Türk milletine duyduğu sevgisini anlayabiliyor, gösterdiği hedefi görebiliyor, milleti için yaptıklarından dolayı ona hem minnet duyup hem de bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk devrimlerini koruyup yaşatabiliyorsak zaten Atatürk'ü tanımışız demektir. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. Nietzsche, özel Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Türker Yavaşcan'ın gününü anlam ve önemini belirten konuşması, 3. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı 10 Kasım Oratoryosu sunumu, Nietzsche, özel Fen Lisesi öğrencilerimizden Batuhan Mehmet Gökçe'nin okuyacağı Atatürk'ten Son Mektup adlı şiir, 3. sınıf öğrencilerimizden oluşan koronun sunumu, Kapanış. Şimdi sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ağaçlarla. Nietzsche özel Anadolu Lisesi öğrencimiz Türker Yavaşcan'ın konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Atatürk'ün hep kahraman olduğunu söylediler bize. Düşmanları nasıl yendiğini, ulusunu karanlıktan aydınlığa nasıl çıkardığını, yurdu nasıl kurtardığını, zaferden zafere nasıl koştuğunu, yurtsever biri olduğunu ve ulusu için neler yaptığını, her başarıyı kendisine değil de ulusuna mal ettiğini, dünyaya hükmeden kararlı bir devlet adamı olduğunu anlattılar. Her söyleyen, her söylediğinde gerçekten de haklıydı. Atatürk'le ilgili nerede doğduğunu, hangi okullarda okuduğunu, hangi savaşlarda mücadele verdiğini öğretim hayatımızın her safhasında öğrendik. Evet, o şüphesiz bir kahramandı. Peki bizler Atatürk'ü bir kahraman olarak değil de bir insan olarak düşündük mü hiç? Oysa o tüm üstün niteliklerin yanında bir insandı. Herkes gibi onun yaşamında da hırslar, heyecanlar, öfkeler, iniş ve çıkışlar vardı. Renkli bir kişiliği vardı. Dostlarıyla sohbet eden, köylüyle ayran bölüşen, şekerli kahve içen, bağdaş kuran sade bir vatandaştı. Ona Sarı Paşa derlerdi ve Sarı Paşa tüm insanlara değer verirdi. Ama kadına ve kadın haklarına verdiği değer kuşkusuz tartışılamazdı. Kadını kadın olarak değil de Avrupalılar gibi insan olarak görürdü. Onların eğitimini önemli bulurdu, kadınların erkeklerden daha bilgili, daha aydın,
daha verimli olmaları gerektiğini söylerdi. Kadından geri kalmış toplumların uygar olmadığını düşünürdü. Onu çoğu kez kahraman bir asker, başarılı bir devlet adamı, kararlı ve cesur bir devrimci, çağdaş bir halkçı, ender rastlanan bir deha, şık giyinen, yakışıklı bir lider fotoğrafı olarak tanıdık, sevdik ve anımsadık. Oysa o, bütün bu değerlerin arkasında gizlenen, utangaç, arif, duygulu, seçkin zevkleri ve sanat tutkusu olan milyonların arasında yaşayan entelektüeldi. Türk ulusunun atası, kurtarıcısı, kahramanı, cumhuriyetin mimarıydı. Milyonlarca seveni, uğruna öleni, yoluna baş koyanı vardı. Kendisini Türk ulusunun öğretmeni olarak görürdü. Atatürk aslında öğretmen değil, dünyada baş öğretmen olarak kabul gören tek liderdi. Bir geometri kitabı yazmıştı. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi tam 48 geometri teriminin Türkçe at babasıydı. Bu yönüyle de Mustafa Kemal gerçekten bir öğretmendi. İnsan üstü değildi Atatürk. Güzel insandı, tam insandı, büyük insandı. Onun büyüklüğünü yalnız biz değil, tüm dünya ulusları kabul etmişti. Kimi uluslar dünyanın tarihini değiştirdiğini, kimileri ise yüzyılın yetiştirdiği en büyük adam olduğunu belirtmişlerdi. Her insan gibi o da ölümlüydü. Doğa onu da zaman geleceği alacaktı. Öyle de oldu. 1938 yılının 10 Kasım günü bu büyük insan, bu güzel insan aramızdan ayrıldı. Biz bu ölüme hazır değildik kuşkusuz. O nedenle inanamadık. Bu ölüme bizim gibi başka uluslar da uzun süre inanamadı. Kimi uluslar bunu derinliği ölçülemez büyük bir kayıp, büyük bir acı olarak gördü. Kimileri onun ölümünden sonra dünyayı eskisi kadar enteresan bulamadı. Kimileri ise doğunun atasının kaybolduğunu, bir güneşin battığını söyledi. Yakasını ölümden kurtaramayan atamızın o uğursuz ölüm haberi çok çabuk duyuldu. Anadolu taşa kesti, dondurdu, dükkanlar kapandı, yaşam durdu, insanlar sustu, kendi işlerine çekiliverdi. İşte o gün saat 9:05 gecenin o uğursuz haberi duyuldu. Sevgili Atatürk, bırakıp gittin bizi ama seni asla unutmadık. Kalplerde sevgisi, akıldadır ilkeleri. Unutur mu atam seni, yüce dediğin Türk milleti? Üçüncü sınıf öğrencilerimizden oluşan kurumuz sizlerle. Teşekkür ederiz. Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan gözleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Nietzsche Fen Lisesi öğrencilerimizden Batuhan Mehmet Gökçe, Atatürk'ten Son Mektup adlı şiiriyle huzurlarınızda. Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun?
sefaletin. Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana Muşlular getirin bir daha. Uygar uluslarla eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil iş istiyorum sizden. Anladınız mı? Kuzey'e Türk adına Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar, fethine çıkıyoruz ak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağırsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınların o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bıraktığın ilkelerin izindeyiz, merak etme. Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple. Hep yaşayacak bu vatan, atam senin izinde. Söz veririz her 10 Kasım saat 9:05 gece. Şimdi de sizleri 3. sınıf öğrencilerimizin oratoryosuyla baş başa bırakıyorum. Bir adam var, bir adam var. Kalbi sadece, kalbi sadece. Vatan için atmış bir adam. Vatan için atmış bir adam. Öyle bir adam ki, öyle bir adam ki. Tarihin akışını değiştirmiş. Tarihin akışını değiştirmiş. Ve milletini kötü tarihini. Ve milletini kötü tarihini. Bir adam var, bir adam var. Savaştan savaşa koşarken, savaştan savaşa koşarken. 3.997 kitap okumuş. 3.997 kitap okumuş. Öyle bir adam ki. Öyle bir adam ki. Dünyanın baş öğretmen sıfatlı. Dünyanın baş öğretmen sıfatlı. Tek lideri. Tek lideri. Bir adam var. Bir adam var. Dil bilimci, antropolog. Dil bilimci, antropolog. Sosyolog yazar. Sosyolog yazar. Asker ve devlet adamı. Asker ve devlet adamı. Hepsi tek bir adam. Hepsi tek bir adam. Öyle bir adam ki. Öyle bir adam ki. Bir kalıntıdan. Bir kalıntıdan. Yepyeni bir ulus çıkarmış. Yepyeni bir ulus çıkarmış. Bir adam var ki. Bir adam var ki. Unutulmaz. Unutulmaz. Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir eser bırakmış. Kalbimizde yaşatan, unutmadık, unutturmayız. Senin için hep tek yol alacağız. Neredesin, neredesin atan? Karanlıktayız. Yol gösteren yok mu? Yolumuzu aydınlatan yok mu? Yapayalnızız. Neredesin? Okuyabiliyorsak, seyahat edebiliyorsak, seçilip seçebiliyorsak, onun sayesinde, senin sayende atan. Yıl 1938, günlerden 10 Kasım, saat 9:05 gece. Zaman durdu. Durdu mu cennet vatan? Tüm dünya ağladı. Bir bayraktır Mustafa Kemal. Çekilmiş kalelere, rüzgarda dalgalanan. Bozkır'ın bağrında yol alan kanunlara. Işık tutan, güç veren, yol bulan. Programımız burada sona ermiştir. Bir kez daha atamızı saygı ve minnetle anıyor. Bu anlamlı günde bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.
milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım,